Çatlayan boruyu yaptırdım diyorsun ama hala pis bir koku var başyavuşum. Sen duymuyor musun? Komutanım, sanırım koku bu civardan geliyor. Şakir, aç şu dolabı. Emredersiniz komutanım. Komutanım, çok berbat kokuyor. Cemal'in mi bu dolap? Evet komutan. Aç, diğer dolapları da aç. Emredersiniz komutanım. Asker dolabı nasıl olur? Öğretmedik mi? Öğrettik komutanım. Dolap sahiplerinin çarşı izinleri iptal başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Şişikçiğim, gel bir bak bakalım yemek olmuş mu? Bakmayacağım. Ne demek bakmayacağım? Yemekhane görevlisi ve obur olan sen değil misin? Yok, yememem lazım. Meftun, hemen bir ambulans çağır. Bu jumbo gidici. Ne diyorsun lan? Terliksi, ağzından yel alsın oğlum. Bu sevimli fıçı yemek istemiyorsa kesin hastadır. Bunu hemen tam teşekküllü bir lokantaya nakletmek lazım. Yok, yememem lazım. Kilo vermem lazım. Zaten kamera insanı 5 kilo fazla gösteriyormuş. Çak gibi 15 olmam lazım. Ne kasıyorsun ki şişik? Çekimlere birkaç saat var. Nasıl vereceksin o kadar kiloyu? Ben her şeye geç kalıyorum zaten. Ölelim değil mi? Şişmanız diye yaşamayalım değil mi? Yazık lan. Kilolarına çok takmış. Dalga geçmeyin çocukla. Yok be, bu aç kilolarına hiç kafayı takmaz. Bunun başka bir derdi var ama dur bakalım, hadi hayırlısı. Asker! Bu ekmekler niye dilimlenmedi? Ha? Dilimleyecektik komutanım. Allah Allah. Askeri kurallar senin keyfine göre mi konuluyor? Ekmek ziyan olmasın diye dilimlenir. Yiyeceğini ye, yemediğini arkadaşı yesin diye. Bu milletin vergileriyle alınan hiçbir şeyi suistimal ettirmem ben. Şuraya bak. Aslan yattığı yerden belli olur. Bu ne? Ha? Buralar cennet gibi olacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Dikkat! Arkadaşlar, keyfinizi kaçırmak istemem ama burası lise kantini değil. Sizin tertipleriniz dağ başlarında, sınır boylarında bir bardak çaya hasret nöbet tutuyorlar. Üzerinizdeki üniforma onların da üniforması. Kendinize saygınız yok, bari onlara olsun. Kışla da çekim yapılacak. Şu pisliğinize bakın. Böyle mi temsil edeceksiniz arkadaşlarınızı? Başçavuşum, herhalde senin de söyleyeceklerin vardır. Arkadaşlar, bölük astsubayınız olarak beni bölük komutanımıza mahcup ettiniz. Önemli değil. Ancak sizleri televizyonda seyredenlere, ailelerinize, gazilere mahcup ederseniz İşte o zaman kahrolur. Şimdi afiyet olsun.